Merhaba sevgili Medyaskop izleyenleri. Bu akşamki özel yayınımızda Erol Önderoğlu ile birlikte OHAL ilanından sonra, olağanüstü hal ilanından sonra basın özgürlüğünü, basının durumunu, cezaevlerindeki, gözaltındaki onlarca yüzlerce gazeteciyi konuşacağız. Erol Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kendisi aynı zamanda Sınır Tanımayan Gazeteciler Derneği Türkiye temsilcisi. Şimdi Erol Bey şuradan başlamak istiyorum ben. Yani bu OHAL kararından önce bu durum nasıldı, yani basın özgürlüğünün durumu neler değişti? OHAL'den sonra yani ne tür mağduriyetlere yol açtı? En son bildiğiniz gibi bu Dilek Dündar'ın pasaportuna el konma meselesi falan. Bunlardan başlayabilirsek. Tabii. Şimdi aslında OHAL'e biz çok parçalanmış bir medya süreci içerisinde geldik. 90'lı yıllarda işte askeri politikalarının çok böyle işin içine girdiği bir medya yaşamımız vardı. 2000 ve 2010'lu yılları biraz reform dönemi olarak sürekli yasaların yapıldığı bir dönem olarak görürsek birazcık daha hani reformların uygulanamamasından kaynaklanan sorunlar yaşıyorduk medya içerisinde. İhlallerle boğuşuyorduk tabii ki aynı şekilde. Fakat bu 10 yıllık dönem aynı zamanda benim gözümde geriye bakıp baktığımda gazetecilik içerisinde ilişkilerin düzelmesi ve gazetecilik mesleğinin güçlendirilmesi için elden kaçmış bir fırsat olarak görüyorum. Çünkü 2010 yılından sonra özellikle yüksek yargının düzenlenmesi gerekçesiyle bütün yaşadıklarımız aslında Türkiye'de bizzat iktidarın, rejimin başka bir yöne doğru gittiği şey algısına neden oldu. Gazeteciler de buna göre konumlandılar ve çok daha parçalı, çok daha bir çatışmalı sürece girdik. Hükümetin içerisinde bizzat çatlak meydana gelmişti bildiğiniz gibi 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmaları ile birlikte. Bu sadece iktidar içerisinde bir çatlak değil, aynı zamanda iktidara yakın medya içerisinde de çok radikal bir bölünmeye neden olmuştu. Ta ki işte 15 Temmuz'da darbe girişimine kadar. Bu bölünmüşlüğün de daha bölünmüşlüğü içerisinde, yani Kürt, sol, laik bir muhalif medya muhalefeti vardı. Bir de iktidar medya içerisindeki bu bölünme tamamen işte bugünkü meseleleri aklı selim bir şekilde bakamamamıza da neden oluyor aynı zamanda. Evet. Bugün neler oluyor? İşte bugün hakimler, savcılar, bürokratlar, işte öğretmenler, kamu görevlileri, gazeteciler tutuklanıyorlar. Tabii OHAL öyle bir olanak verdi ki iktidarın eline, kanun hükmünde kararnamelerle sadece darbe girişiminden kaynaklı meseleler de değil, onun dışında ekonomik, finansal veyahut başka toplumun başka alanlarını da şekillendirme olanağı verdi. Dolayısıyla bugün yaşadığımız her bir insan haklarına dair her bir olayı biz artık keskin siyasi pencerelerimizden bakıyoruz. Dolayısıyla o kutuplaşma içerisinde de bu kutuplaşmadan hak hareketi bile etkilenmiş durumda. Aslında tam her şeye nesnel bakıp işte belirli bir ilkeler bazında mücadele etmesi gereken meslek örgütleri, genel hak hareketi, işte sivil toplum örgütleri bile bu kutuplaşmadan ve bu yarılmadan etkilenmiş gözüküyorlar. Dilek Dündar'ın pasaportuna el konulmuş olması aslında her kesimin bugün tartışması gereken bir mesele. Evet. Çok böyle bir kadının başına gelen, herkesin başına gelebilecek bir olaymış gibi bu meseleye bakamayız. Peki bu neyi gösteriyor bize? Aslında darbe girişimi iddiasıyla ortaya konulan bir kararname nedeniyle
bu girişimin hiçbir yerinde yer almayan bir gazeteci, evet, ötesinde bütün ailesine yaşatılan bir eziyet. Yani kendisi hakkında herhangi bir iddia, mahkeme, soruşturma dahi olmamasına rağmen eşinin durumundan kaynaklı, evet, bir mağduriyet yiyorlar. Eşinin bütün mağduriyetini A'dan Z'ye izlemiş, kendisi, evet, de ailesiyle birlikte mağdur olmuş bir kadın. Eşini kurşunlardan koruma şansını veyahut şeyini, güçlüğünü çekmiş bir kadın yurt dışına gitmekten alıkolun diyor. Bu da kanun hükmünde kararnameye dayandırılabiliyor. Peki bununla ilgili ne kadar tepki var toplumda, şeyde ne var? Aslında bakarsanız kanun hükmünde kararnameler uygulanma sertliğiyle ve toplumda da bu darbe girişiminden sonra estirilen şeyle, baskıyla aslında çok kimseyi fazla alakadar etmediğini, evet, görüyoruz. Her zaman kınamış olanlar kınıyorlar. Her zaman bir insan hakları vizyonu geliştirmiş olanlar kınıyorlar. Ama işte dediğim gibi hani Dilek Dündar'ın meselesi bugünkü hukuki olanaksızlıkların ötesinde çok şey değil. Sürpriz olmadı yani. Kimseye de sürpriz görünmüyor. Nazlı Ilıcak'ın başına gelenler ne kadar insanları, yine bir kadın üzerinden şey yapalım, yaşadığımız durumu yansıtalım. Aslında radikal bir biçimde AK Parti siyasetini desteklemiş. İşte 2013 ile birlikte farklı bir tutum yapmış, cemaate yaklaşmış, tartışmalı bir biçimde veyahut kendi perspektifine göre de belki de olağan bir şekilde eleştirmeye başlamış. O artık hükümete yakın bir medyada değil, karşıt bir medyada şey yapmış, köşe yazıları yazmış. Bir kadın da arandı, tatil yaptığı yörede tutuklandı ve bugün de o kadın aynı yalnızlık içerisinde günlerini cezaevinde çekiyor. Toplum içinde de şey, insanların bir bölümü de ektiğini biçiyor diyenler var. Ya fakat şunu diyenler çok az. Ya tamam, ama bu kadın da hani bir kariyer olarak gazeteci. Yani çok yanlış tutumlar almış geçmişte. Meslektaşları ile ilgili çok tartışılır, haksız tutumlar almış. Fakat hani her kariyer olarak da bir gazeteci, yani bu kadının cezaevinde ne işi var diyen çok az insan da var. Evet. Şimdi konu oradan açılmışken, bu OHAL kararları sonrası yani Gülen cemaatiyle ilişiği olduğu iddia edilen medya organlarına yapılan operasyonlar söz konusu. Yani onlarca gazeteci şu an gözaltında veya tutuklu. Aynı zamanda yine onlarca yayın evi, dergi vesaire kapatıldı. Yani dağıtımlarına el konuldu falan vesaire. Yani bu cemaat operasyonları, yani cemaatle ilişiği olduğu için gözaltına alınan insanların çerçevesi ne kadar genişleyebilir? Yani bu hedef ne kadar geniş bir yelpazeye yayılabilir? Başka kimler yani bu operasyondan nasibini alabilir? Darbe girişiminin koşullarını bir kenara bırakacak olursak, hani darbe midir, değil midir, girişim midir, değil midir veyahut kimin darbesidir? Evet. Bütün bu tartışmaları bir kenara bırakacak olursak, aslında prensip olarak aslında herkesin kabul edebileceği bir şey, vizyon şudur. Aslında darbe girişiminde bulunmuş, bu girişim içerisinde bir icraî bir konumda bulunan veyahut bu darbe girişimi başardığı durumda o Gülen veyahut bu darbeyi gerçekleştirmiş olan siyasi network ağ içerisinde somut bir şekilde yer alan kişilerin şu olması lazım. Evet. Bütün bu operasyonlardan etkilenmesi lazım. Fakat bu operasyonlar o kadar geniş bir yelpazeyi etkiliyor ki, yani cezai olarak hiçbir yanı bulunmayan, mesela işte
o toplumu itibar, o topluma itibar katmak veyahut meşrulaştırmak veyahut ona yakın durmak gibi muğlak şeylerle, hukuki şeylermiş gibi, tanımlamalarmış gibi belirli bir toplum kesimleri hedef alınıyor. Evet. Tabii ki bir cemaat kişi hak ve özgürlüklerini neticede yok etmek veyahut bir yönetim anlayışını değiştirmek için o iktidarın kılcal damarlarına girip ondan sonra belirli bir sistemi, devlet sistemini kendisine bağlı kılmak için çalışıyorsa bunun demokrasiyle hiçbir alakası yok. Evet. Yani sonuçta 40 yıl kariyer yapmış yüksek bir hakim eğer el pençe bir dini liderin başucundaysa ve onun talimatları talimatlarının gerçekten de sistem yürüttüğü alan içerisinde çok hakimse bunun buna benzer şekilde bir iş insanının, bir gazetecinin veyahut bir emniyet müdürünün bu şekilde faaliyet yürütmesi kabul edilemez. Dolayısıyla nihayetinde bunların kişi hak ve özgürlüklerinin geliştirileceği gibi bir anlayışa hizmet etmiyorlar bunlar. Evet, yani nihayetinde bu eyleme kalkışanların aslında hedef alınması gerekir. Gerekirken yani bir de şöyle bir durum var tabii. Yani bu darbe geçirmeden sonra aniden tutuklamalar, gözaltılar, yani yüzleri binleri bulan sayılarla başladı. Yani terör örgütü olarak tanımlanan bir oluşumun çevresinde, çevrende olan bu insanlar neden daha önce alınmadı tarzı kesinlikle yorumlarda bütün, çok fazla geliyor. Bütün bu sorular bir gazeteci için çok tatlı sorular olması gerekir ve çok gazeteciler aslında çok iştahlı bir şekilde bu soruların yanıtını aramaları lazım. Evet. Fakat estirilen baskı bu sorular da dahil olmak üzere aslında bu operasyonların neden cemaat gibi Kürt muhalif hareketine sol tandanslı kurum ve kişilere, akademisyenlere doğru keyfi şekilde yürütüldüğünü de sormayı gerektirir. Yani zannediyorum bugünlerde bunun şikayetleri çok daha fazla sosyal medyada ve ne yazık ki neredeyse sadece sosyal medyada dile getiriliyor. Oysa ki bunu gözetmek de yine gazetecilerin görevi olması gerekir. Evet. Şimdi oradan yani diğer muhalif kesimlere yöneltilen operasyonlara geçecek olursak, bu Özgür Gündem gazetesine, nöbetçi yayın yönetmeni kampanyasına destek veren insanların tutukluluğu, gözaltı meselesi söz konusu. Yani en büyük örnek şu an herhalde Aslı Erdoğan ve Necmi Alpay. İki tane, Necmi Alpay aynı zamanda orada çalışan da biri. Evet. Aslı Erdoğan bir nöbetçi yayın yönetmeni kampanyasına destek verdiği için şu an tutuklu, terör örgütü propagandası yapmaktan. Evet. Yani bu durum neye işaret ediyor? Aslında yani suçlu olarak atfedilen Gülen cemaati ve ilişiği kurum ve kuruluşların yanında Özgür Gündem gibi yani Kürt siyasi hareketinin önde gelen medya kuruluşlarından birisinin hedef alınması, yani bu o halden itibaren neyi bize anlatmaya çalışıyor? Şimdi bence Temmuz 2015'ten beri yani iktidar PKK ile barış müzakerelerini sonlandırmaya karar verdikten sonra bir tek amaç belirledi. O da insan hakları hareketinin, akademinin ve sivil toplum örgütlerinin Kürt siyasi gruplarıyla veyahut siyasi çevreleriyle köprülerini yıkmak. Evet. Dolayısıyla ben Aslı Erdoğan ve Necmi Alpay'ın ve Özgür Gündem'in nihayetinde yaşadıklarının akademisyenlerin, barış için akademisyenlerin tutuklanması, dördünün tutuklanması, 1200'ünün soruşturmaya uğramasından bağımsız değerlendirmiyorum. O arada da tabii işte
meselenin gazetecilere doğru yayıldığını gösteren belki Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin'le birlikte bizlerin tutuklu kalmaları da var. Dolayısıyla aynı siyasetin devamı olarak görüyorum bütün bunları. Özgür Gündem gazetesi veyahut Azad Yevolat gazetesi, bu gazeteler barış süreci yürürlükteyken davaları askıya alınmış gazeteler. Evet. Dolayısıyla bugün eğer gazetenin yayın danışma kurulu üyelerini siz tutukluyorsanız, o zaman bu gazeteler 20-25 yıllık bir gazete. Yayın kültürleri dün oluşmadı. Ve barış sürecinde de siz pekala bu gazeteler, yine aynı bu gazeteler barış sürecine hizmet ettiler. Ne oldu? Bugün sizin belirlediğiniz siyaset radikalleşince onların yayınları da radikalleşti. Nasıl ki hükümete yakın yayın kuruluşları kötü günlerde daha etik, daha az etik olmak üzere çeşitli toplum kesimlerini hedef gösteriyorsa, Kürt sorununa hitap eden gazetelerde bu toplumun barışı görmemesinden dolayı veyahut o bölgedeki insanların sürekli militarist siyasetle veyahut uygulamalarla, savaşla yüz yüze kalmasından dolayı daha radikal bir tonları vardı. Bunun yadırganacak hiçbir tarafı yok. Evet, yani bunların tarzları 10 yıllardır bu şekilde süre geliyor. Bunu ben Özgür Gündem gazetesi editoryal politikalarını belirleyen bir kişi değilim. Benim bu eyleme destek vermem tamamıyla her bir yayın kuruluşun var olma hakkını savunmak gibi bir şey. Evet. Fakat şiddetin özendirilmemesi veyahut kişilerin sövülmemesi, bunlar her gazeteyi bağlayan bir standartlar. Fakat yayın çizgilerinin radikalleşmesinin sorumluluğunu sadece bir kesimin işte ilkeleri sıradan birkaç ilkeyi aşması olarak görülmemesi lazım. 40 yıldır çözülmeyen bir savaş şeyi var, sorunu var. Yani gündeme destek veren aydınları, sanatçıları veyahut işte Kürt toplumuyla yan yana gelen kitleleri cezaevlerine tıksanız ne olacak? Elinizde yine koskocaman bir tane savaş sorunu var. Evet. Dolayısıyla ben sorunu doğru yerde aradıklarını düşünmüyorum ve zaten Oslo süreci başarısızlığa uğradıysa başlatırsınız bir Helsinki süreci veyahut bir Berlin süreci, yine bir şeyler pozitif yönde ilerler ve belki de ilk yaptığınız yanlışları tekrar etmezsiniz. Ama onlarca aydını 15 dile çevrilmiş bir yazarı veyahut işte dil bilimde örnek faaliyetlerde bulunmuş bir Necmiye Alpay'ı demir parmaklıkların arkasına göndermedeki şeyi, hüneri ben anlamış değilim. Aynı zamanda Hasan Cemal ve 8 diğer şeye de tabii ki, yani soruşturma açıldı ve ifadeye çağrıldılar. Tabii ki. Tabii evet. Ki. Hiçbir şeyi çözecek bir şey yok. Ellerinde de herhangi bir yapıcı, çözüm adına herhangi bir yol bulunmadığının da kanıtı aynı zamanda. Evet. Şimdi oradan şuraya geçelim. Bu geçtiğimiz Cuma günü bir yani Balyoz'da kumpas davası vardı Çağlayan Adliyesi'nde. İşte Ahmet Altan'ın, Yıldıray Yorun, Yasemin Çongar'ın ve Mehmet Baransu'nun, aynı zamanda yani şu an firari olduğu belirtilen Tuncay Öpçin'in sanık olarak yer aldığı. Yani bu dava şeyden başlıyor. Bu Balyoz, internet içinde Balyoz Darbe Harekatı'nın bir valizle işte Mehmet Baransu ve Yıldıray Yorun'a bir şekilde ulaşılması falan vesaire. Buradan başlıyor. Ve orada aslında dikkat çekici, bu gazetecilerin söylediği dikkat çekici bir iki nokta daha var. Mesela Ahmet Altan'ın, ben o harekatın şeylerini izledim, şok oldum. Aynı şekilde yani zamanın başbakanı da izledi, o da şok olmuştu ifadesi. Sonra Yıldıray Uğur'un yaptığım haberlerden dolayı mağdur olan varsa özür dilerim ama yani kötü gazetecilik işte 52 yıl yargılanmamalı lafı ve Mehmet Baransu'nun biraz daha radikal bir sözü var orada. Yani bu davayı nasıl yorumluyorsunuz?
Şimdi aslında Türkiye'de bir gelenek var. O da siyasetin medyayı kendi avı için kullanması gibi özetlenebilir. Aslına bakarsanız balyoz soruşturmaları tam da toplumda çeşitliliğiyle, yani çoğunluğuyla değil ama çeşitliliğiyle askeri politikalardan bıkkınlık ve dolayısıyla sivil siyasete geçme konusunda iştahın kabardığı ve sonuç elde edilmeye çalışıldığı bir dönemde iktidarla yan yana iktidarın yaptığı, meşru kıldığı bir çevrenin bir gazete aracılığıyla buna bu eski militarist siyasete karşı çıkmak için hazırladığı dosyalar. Evet. Dolayısıyla birçok kişi, belki de bir kısmımız Taraf gazetesini aldığımızda aslında yani siyasetin sivilleşmesi ve militarizmin olması, yenilmesi ve geri götürülmesiyle ilgili bir şey görüyorduk. Bir yayıncılık görüyorduk Taraf gazetesinde. Taraf gazetesi içerisinde çalışan insanlar da belki bu büyük şema içerisinde bu yayınlarını görmüyor olabilirler. Belki o dönem içerisinde bazı meşru şeyler vardır. Bir açıklayabilecekleri şeyler var. Fakat devletin bu kadar, cemaatin kontrolünde bu kadar sistemli bir şekilde bu dosyalara müdahil olduğu, biz mesela bunu haberleştirirken bu tür şeyleri iddiasıyla, gerekçesiyle falan filan. Çünkü bu dosyalar bizim elimize zaten gelmiyordu. Fakat soruşturma safhası aylar sürüyor. Aylarca bir yayının suskun kalması mümkün değil. Dolayısıyla mesafeyi koyarak bu tür dosyaları işlemeniz mümkün olabiliyordu. Fakat benim hatırladığım Taraf gazetesinin bu dosyalarla epeyce özdeşleşerek yakınlaştığı oldu. Evet. Dolayısıyla burada bir meşru bir şey vardı. Konunun kendisi meşruydu. Dolayısıyla gazetecilerin işin içine girmesi gerekirdi. Fakat içerikle bağlantı konusunu sorunlu buluyorum. Yani burada gazete yönetiminin de yanıltılmış olma ihtimali de var. Buna da bir şey diyemiyorum. Çünkü son derece teknik meseleler. Fakat bir bavul içinde size bir CD'ler veyahut evraklar geliyorsa orada azami ölçüde mesafe koymak gerekirken olması gerekiyor. Daha içli dışlı bir tavır sergilediler. Çok içli dıştı ve haber kaynağıyla çok belirsiz olan haber kaynağıyla veyahut bizim için şu anda en azından kişi itibariyle belirsiz olan haber kaynağıyla çok ışlı dışlı olunduğunu düşünüyorum. Fakat yani biz niye bu dosyayı izledik uluslararası gazetecilik örgütlerince? Türkiye'de artık iktidarların vermesi gereken hesabın sistemli bir şekilde gazetecilere hesap kesilmesi ne artık biraz alerjik durumdayız. Yani iktidarlar 90'lı yıllarda belirli medya gruplarını kendi emellerine alet ederlerdi ve Kürt çevreleri, sosyalist çevreler sistemli şekilde hedef olurken 2000'li yıllar ve 2010'lu yıllarda da bunun başka çevrelere ve başka versiyonlarıyla hayata geçirildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir toplumda bir toplumda belirli dersler çıkarmak ve siyasi olarak belirli bir gelecek tasavvur edebilmek, bunun hesabını yürütmenin tek yolu gazetecileri cezaevlerine tıkmak değildir. Bunun bir politik bedeli olması gerekir ve bunun da kamuoyu içerisinde de tabii ki bu tartışılması gerekiyor. Tabii ki bu gazetecilik içerisinde de muazzam bir tartışma. Çünkü bu şekilde bu toplum zaten böyle bir gazetecilikle ilerleyemez. Fakat artık Türkiye'de sistemli şekilde
her tür tandanstan gazetecilerin cezaevine girdikten sonra sanki o meselenin bu hesabı görülmüş gibi düşünülmesi büyük bir yanılgı ve buna bir ölçüde alerjik olduğumuz için de bu dosyaları, bu davaları takip ediyoruz ve evet, bunu engellemeye çalışıyoruz diyebilirim. Balyoz dedik, o süreçten devam edelim. Bu Ergenekon ve Balyoz operasyonları sürecinde medyanın aldığı tavır nasıldı? Yani medya bu operasyonlara nasıl yaklaştı? Yani bağımsızlığını ve tarafsızlığını koruyabildi mi? Ve oradan paralel olarak 15 Temmuz sonrasındaki bu sıkıntılı süreçte medyanın aldığı tavır, yani bunlar arasında benzerlikler vesaire nedir? Benim gözüme çarpan en bariz benzerlik bir yalnızlaşma boyutuyla oldu. O da şu: Ergenekon sürecinde hükümeti destekleyen, hükümetin ele geçirdiği veyahut hükümet şeyinde siyasetini benimseyen medyanın ve muhalif medyanın da aynı zamanda Kürt sol medyanın genel anlamda bu şeyin darbe teşebbüsüne karşı şey olarak, ilkesel olarak karşı çıkan bir yayın politikası izlemişlerdi. Dolayısıyla evet, hükümet Balyoz darbe girişimlerinin makullüğü veyahut mümkün olduğu veyahut kesin olduğuna dair bir kanaat oluşturmada hiçbir sıkıntısı yoktu hükümetin. Evet. Orada laik, kemalist medyanın yalnızlığını hatırlıyorum. Çünkü kendi içinize döneceksiniz. Bu elde ileri sürülen belgeleri göz önüne getirip ondan sonra kendi camianızda bunları arayacaksınız. Aslında gazetecilik dahil o camia için oldukça güç bir dönemdi. 15 Temmuz sonrası dönemde aslında cemaate yakın medya kuruluşlarında daha da vahim olmak üzere daha benzer bir yalnızlık gözlemliyorum. Tabii orada da geçmişte cemaatin işin içine girdiği, cemaate atfedilebilecek veyahut işte cemaatin devlet içindeki kadrolarına atfedilebilecek bütün meselelerin çok taze olması ve bu meselelerin işte Balyoz, işte Ergenekon, KCK, Devrimci Karargah, evet, Oda TV, Askeri casusluk, daha işte Savcı Zekeriya Öz'ün, Ahmet Şık, arkadaşlarımız Ahmet Şık ve Nedim Şener'e nasıl bir muamele reva gördüğü, işte duruşmalarda, her bir duruşmada aslında bu meselenin çok şey olduğu, çok tuhaf olduğu, tabii şahsen size yaklaştığı zaman tehlike, daha iyi anlıyorsunuz. Evet. Ahmet Şık ve o da Nedim Şener, o da TV dosyasını da tanışıklığı bir de suçlamalarla yan yana getirdiğimiz zaman aslında bu meselenin ne kadar şey olduğu, aleni, bariz olabildiğini daha iyi görüyorsunuz. Dolayısıyla cemaat aslında bütün bu taze meselelerin, 80'li yılların darbesi değil, işte 90'lı yıllardaki meseleler falan değil, daha çok taze olan dosyalardaki manipülasyonlar, komplolar, kumpasların şeyini, cezasını bu yalnızlığıyla, bugünkü yalnızlığıyla ödüyor. Ve tabii ki yine de hani şeyden dolayı, insan olmaktan ötürü de aslında meslektaşlarımızın da, cemaat medyasındaki meslektaşlarımızın da bugün yaşadıkları meseleleri yer yer anlatmakta zorlanmamızın temel nedeni bu. İşte 73 yaşındaki Şahin Alpay'ın bir aydır hapiste olması, solunum cihazına ihtiyaç duyması, işte Nazlı Ilıcak'ın, Ali Bulaç'ın
Mümtaz Ertürkönen'in hapse girmesi falan. Bunları anlatmakta bugün anlatmak için karşımızda o kadar büyük bir kamuoyu bulamıyoruz ne yazık ki bu anlattığım nedenlerden dolayı. Evet, dolayısıyla yalnızlık meselesi teması aslında... Yani Ergenekon ve Balyoz davaları sürecinde ulusalcı Kemalist medyanın bir yalnızlığı söz konusuydu. Evet. Bu darbe girişiminden ve olay kararlarından sonra da cemaate yakın. Evet, aşağı yukarı öyle denilebilir, evet. Evet, anladım. Şimdi son olarak bu yani sizin davanızı, yani sizin Şebnem Korur Fincanlıcı'nın ve Ahmet Aziz Nesin'in yargılandığı, tutuklandığı dava üzerine biraz konuşacak olursak. Hı. Yani sizinki gerçi şeyden önceydi, darbe girişiminden önceydi. Evet. Ama şu anki mesela özgür gündem mahkemeleri soruşturmalarıyla yani bunların arasındaki bağlantı. Aslında özgür gündem ve tırnak içinde temsil ettiği zihniyetin sürekli hedef halinde olması. Evet. Yani bunun o halde falan vesaire alakası olmaması falan. Bunun hakkında ne söylemek istersiniz? Aslında bakarsanız işte darbe girişimine kadar aslında bütün insan hakları meselelerinde olduğu gibi gazetecileri ilgilendiren dosyalarda da yargının bağımlı olması, iktidara bağlı olması, aşırı politize olmasından şikayet ediyorduk. Evet. 15 yıldır Türkiye Avrupa Birliği'ne aday ama bir türlü bu kurumsal yargı zihniyeti değişmedi ve değişmeyecek çünkü aşırı politize ve çok belirgin kadroların çalıştığı bir kurumdu. Şimdi 15 Temmuz'dan sonra daha o kadroların eline veyahut yine iktidarın içinde bildiğini yaptığı bir camia. Yine bağımsız değil. Kanun hükmünde kararnameyle aslında kendilerini de aşan şeylerle bir tarzda çalışıyorlar. Keyfiyet var işin içinde. Evet. Devlet kendisini oluşturan kamu kurumları üzerinden idare ediliyor değil, tamamen idari üst yapıları üzerinden ve kanun hükmünde kararnameler uygulanarak idare ediliyor. Meclis bypass edilmiş, hukuk devleti bypass edilmiş. Ve şey işte internet sansürü mü, işte telekomünikasyon iletişim başkanlığı şey mi, gözaltı ve yayın hakları mı, sulh ceza hakimliği, evet. İşte bunun gibi. Yani aslında bugün ben bir şey çok meşru bir rejim altında yaşadığımızı düşünmüyorum. Şimdilik tutuklandınız, aylardır cezaevindesiniz. Hangi merci sizi, hangi mahkeme, hangi yargıç bugün sizin kanun hükmünde kararname ile elinizden alınan özgürlüğü iade edebilecek? Siz öyle bir şeye kanaat getirebiliyor musunuz? Dolayısıyla bizim davamız Şebnem Korur Fincancı ve Ahmet Nesin'le davamız 8 Kasım'da başlayacak. Fakat bizden önce ve sonra sembolik olarak nöbetçi yayın yönetmenliği yapan arkadaşların davaları Eylül ayında, önümüzdeki günlerde başlayacak. Evet. Vaziyetin ne olduğunu tabii ki Kürt sorununun hangi aşamaya getirilmek istediği, yargının ne kadar risk almak istediği veyahut işte bütün bunlara bağlı olacak veyahut işte o hal gölgesinin ne kadar ağır bastığına bağlı olacak. Fakat bizim duruşma tarihimiz bir hayli ileri bir tarih. Dolayısıyla etkisinin ne olacağını göreceğiz. Fakat bizim meselemizden çok daha önemli onlarca başka mesele var. Bir kısmı bizim camia veyahut bizim çevremizden, bir kısmı ideolojik olarak hiç ortak bir pozisyonumuz olmayan fakat bizim gibi haklardan yararlanmasını düşündüğümüz başka çevrelerden insanlar. Dolayısıyla yani bu
OHAL zihniyetinin ve bu OHAL zararlarının iyi takip edilmesi gerekiyor. Ve yani madem böyle bir insan hakları diye bir şey var, bir değer var, buna herkesin sıkı sıkıya sarılması gerekiyor. Evet. Bunun için çalışmaya çalışacağız. Erol Bey, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu akşamki yayınımızda OHAL'den sonra çıkan kanun hükmünden, kararnamelerden sonra basının durumunu, basın özgürlüğünün durumunu konuştuk. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. İyi günler.